Bu Türkiye'nin en dolu Invincible diyebiliriz. Herkese merhaba. Bugün kanalda farklı bir araba inceleyeceğiz. Çok sık araç inceleme videosu yok aslında kanalda. Ekipte de çok güzel ve profesyonelce hazırlanmış araçlar var. Bundan sonra böyle bir araç inceleme konseptiyle devam edeceğiz. Fırsat oldukça. Bu serinin de ilk aracı olarak bu Invincible'ı aslında anlatmak istedik. 2022 model Toyota Hilux 2.4 Invincible modeli. Araç çok dolu. Türkiye'nin en dolu Invincible diyebiliriz. Niye dolu? Ekipmanların kalitesi ve detayı olarak gerçekten birazdan videoda da göreceksiniz. Çok kapsamlı ve özenle hazırlanmış bir araba. Aracın sahibi de Bekir arkadaşımız. O da burada arada, ondan destek alacağız. O çok kameranın önüne geçmeyecek ama arada bize destek olacak. Çünkü araçta çok fazla detay var. İster istemez bir şeyler soracağız ona. Kameranın arkasında Onur var. O da arada katılacak. Araca şöyle başlayalım. Evet, şöyle baktığımızda aracın ilk dikkat çeken detayı ARB ön tamponu. Tampon üzerinde konumlanmış iki tane spot sis var. Üstte bir tane LED var ARB'nin. Ratchet Reach vincimiz var. Bir de benim en sevdiğim detaylardan biri olan GM'nin anteni var. Hem kısası hem uzunu. Bunlar Türkiye'de şu anda yok. Sadece Avustralya'da var. Hatta ben de aracıma bunu takmak istiyorum ama bir türlü getirtiremiyoruz Avustralya'dan. Bu telsizle ilgili mevzuat biraz karışık olduğu için gümrükte. Bunları getirmek çok zor. Burada bir de önemli detay. Black Rhino'nun jantlarını tercih etmiş Bekir bu arabada. Gerçekten çok güzel ve özel bir jant. Bunu da meraklıları bilir. Dünyada bu ekspedisyon off-road işleriyle ilgilenenler bu jantları çok sever. Safari şnorkelimiz var burada. Alt düzende BP51 Oldman Immo'nun, o da özel bir kitidir. Klasiklerin haricinde 2 inç 5 santim yükseltme ve arazi konforu veren bir kit. Onun haricinde yan çamurluk koruyucular ve basamak ARV. Burada bir, bu neydi? Su deposu mu? Yok, açabilirsin yanlardan şeyleri var. Ha, şunlar. İki mandalı açtığım zaman kaldırdığımda şey, soyunma odası. Ha, tamam. İşte, anladım. Duş veya kabin oluyor. Tamam. Üstünü ayrıca arabanı anlatacağım. Şöyle bir devam edelim. Tepede gene ARV'nin kabuk çadırı var. Esperance modeli. Evet, arkası gerçekten çok dolu. Burayı şöyle göstereyim. Burada hem arka tentesi var. Kasayı açtığınız zaman yağmurda veya güneş gibi çok ekstrem hava koşullarında burada size korunaklı bir alan sağlıyor. Onun haricinde iki tane çekmece tercih etmiş Bekir. Bunlar RDF 1355. Üstteki de RDRF 1355. Ezberledik onları artık. Bunu sevdim ben. Kendi çekmeceme bunu alacaktım ama üstü kayarlı olunca bu aparatı takamıyorsunuz. Bu çok güzel, kesme tahtası. Evet evet, bu güzel. İki tane çekmece iddialı bu arada üst üste. Herkes tercih etmez. Burada ama her şeyi alıyor. Bir tanesi mutfak alınabilirdi mesela. Tercih etmemişsin. O çok pahalı. Bir de o bayağı da ağır. Bir de ekstrem hava koşullarında o üstteki ocağın kullanımı falan çok pratik olmayacak. Yani ben bu arkayı daha boş, yani eşyaları kullanma açısından kullanmayı daha çok seviyorum. Yani buraya öldürdüğüm zaman arabanın yanından ulaşmak. Evet, ölüyor. Malzeme. Burada ARB Elements buzdolabı 60 litre değil mi? 60 litre, bu da çok güzel dolaptır zaten. Amortisörlü kapak ve su geçirmez özelliği var. O yüzden bütün off-road buzdolaplarının taşımadığı özellikleri taşıyan bir özellikle dolap. Açık kasada taşınabiliyor. Hatta tekneciler de taşıyor. Su falan durumunda problem olmuyor. Bu tarafa baktığımızda kabin ARB'nin Ashanti modeli. Bu kabin de yeni çıkan bir kabin. Yani yeni çıktığımız ne kadar oldu? 3 yıl falan oldu galiba değil mi? 2 yıl oldu. Klasik ARB kabinlerin aksine bu çok daha detaylı ve özenle hazırlanmış bir kabin. Bunun en büyük özelliği elektrikli cam değil mi? Evet. Mutfağa kaydırdım. Evet, gördüm. Evet, buradan camımız açıldı. Biraz daha yalıtım iyi. Yalıtım daha iyi. Tamam. Ve buradan her şeyi almak da çok rahat. O yüzden gerçekten güzel. Nasıl kapanıyor peki? Biraz sert. Bir de bir şey daha var. Ha, hava alsın diye hareket halindeyken. 2.5'a 2.5 bir yan tentemiz var. Alüminyum kapaklı, alüminyum kabuklu diyeyim. Şu anda kapalı olmadığı için göremiyoruz. Başka anlatmadığım, tepede base rack var, alüminyum. Roof rack, evet, roof rack'i var.
ARB'de bu ara bunu gerçekten çok satıyor. Başarılı bir ürün bence. Tepede 4 tane Max Rax görüyoruz. O da şu anda Türkiye'de satılmıyor. Ben de 2 tanesini zor bulmuştum. Sende 4 tane var. O gerçekten başarılı. Su depoları var galiba. Yakıt deposu mu onlar? Yakıt mı? Mazot koydum. Tepede yine bir şey koymuşum. Bezdek için üretilmiş ledi koymuşum. Evet, tepede Max Rax kum ve çamur paleti var. Onun yanında özel Bekir'in yine yaptığı bir hijack taşıma aparatı görüyoruz. EcoFlow. Bu zaten şu anda Türkiye'de birçok offroad doğa kamp tutkununun tercih ettiği marka. Onun portatif güneş panelini de almış Bekir. İçeri bakalım istersen Onur. Evet, şimdi aracın içine giriyoruz. Bence dışı kadar içi de çok oyuncaklı aracın. Bekir, burada sen anlat istersen bize. Evet Bekir. Şimdi burada bir telsizimiz var. Benim için en önemli olan ekipmanlardan biri o. Biri de navigasyon açıkçası. Hatta dün buraya gelirken de bayağı zorlandık o konuda. Garmin'in Overland XL diye bir küçüğü de var bunun. Bundaki benim en sevdiğim özellik uydu görüntüsü indirebiliyorsunuz. 19 katmanlı, çok yüksek çözünürlüklü. Yani iz bulma yöntemiyle de eğer bir yeri navige etmiyorsa kuş bakışı o noktayı belirleyip yön bilgileriyle ilerleyebilirsiniz bulmak istediğiniz yere. GPX dosyalarını hemen açıyor. Gönderiyorsunuz telefonla. Yurt dışında özellikle internetin olmadığı şeyde. Bayağı da güzel bağlanmış bu arada. Orada ne var? Orada Abraham diye Amerikan bir ürünü siren diye bir şey, yanıp sönen sarı. Şu dikkatinden o da telefon kaçmadı. Bağlantısı. Bu Amerika'da çok kullanılan RAM, bir marka. Evet. RAM. Evet, onu da severim ben. Burada şey var, bir tane normal UHF telsiz galiba. Evet. Garmin'de açıldı zaten. Şimdi burada uydu görüntü bu bölgede indirilmişse vardır. Benim yolladığımı indirmiş miydi? Yok, uydu almadım. Mesela daha çok gittiğim yerlerin uydu kuş bakışı görüntüleri var burada. Aha. Yüksek çözünürlüklü. Çok güzel buradan ya. Buradan internet olmadan, yani sizin bulunduğunuz mesela şuraya girmek istiyorsunuz. O şu anda o yol yok, çalılık mesela. Aha. Yol var mı yok mu? Hepsini görüyorsunuz. Burada ARB Elements'in iç sıcaklığını ve voltajını kontrol edebildiğin monitör var. Evet. Burada yine Garmin'in GPS antenleri galiba. Harici antenler. Bu ne? O şey, normal bir fener. Ha, kamp istediğin zaman eline alıyorsun. Yani burada pratik diye buraya. Tamam. Buraya böyle panel yapmışsın. Evet, aydınlatma var. Aydınlatma var. Tepe çok enteresan. Böyle kaç tane? Burada 50 tane falan badge var galiba. Burada yine Avustralya'da falan çok gördüğümüz bir torpido koruyucusu var. Bunu genelde Avustralyalılar araçlar güneşten zarar görmesin diye kullanırlar. Ama sen kabloları gizlemek için kullanıyorum dedin. Çok mantıklı geldi bana da. Evet, harika. İçi de dışı kadar özel bir araba. Yani gerçekten bilmiyorum ne kadar anlatabildim. Çok özellikli ve detaylı bir araç. Hani hepimizin aracı evet güzel yapılı ama bu başka bir lig olmuş. Yapmayı düşündüğün bir şey var mı Bekir? Eksik kalan. Seyahat sen tek başına gidiyorsun tek genelde. Evet. Aile de oluyor. O anlamda hani beni yolda bırakmayacak setup fazladan ekipmanım var. Çok da tabii başka ekipmanlar olduğu için araç ağırlaşıyor. Hı-hı. Evet mesela, o var. Ağırlık faktörünü konuşmadık hiç. Enerji ihtiyaçlarım açıkçası ben de o da hani ateş yakıp kendim. Yani çok böyle tüplü veya elektrikli şeyleri kullanmayı sevmiyorum. O bir ihtiyaç mesela bakarsanız. Onun dışında bir şey yok. Su depom vesaire. Her şeyim var. Hepsi mevcut. Seni tek başına hiçbir şekilde yolda kalmadan ekstra bir durum olmadan. Yani öyle gibi düşünerek hazırladık. Evet, rahat şekilde götürecek bir araba. Lastikler 32 idi değil mi? 33. 33. Tamam, onu konuşalım. 285, 70-17. Üst ağır hizmet mafsal. Üst ağır hizmet mafsal, ARB'nin evet. ARB'nin yine. Old Man'in. Onları da göstereyim şöyle. Onlar da gerçekten özel parçalar. O yaylardan uzaklaştırıyor sistemi. Bir de lastikleri biz ölçüm de yaptırdık. Benim araştırmalarım sonucu öyleydi. Aha. Lastikleri biraz çamurluklardan uzaklaştırıyor. Bir santime yakın. Yani öne alıyor şeyi. Lastikleri hafif. Onu zaten almak lazım galiba. Yoksa yani, lastikler sürtme yapıyor şeyi. Evet yani sürtüyor. Gene sürtmeler olabiliyor ama o biraz daha faydalı o anlamda. Dönüşlerde özellikle. Çok güzel. Kazası belası kullan Bekir. Teşekkürler. Bekir dedi ki aracın elektrik tesisatına gösterelim. Aracın çok fazla aydınlatma tesisatı var üzerinde elektrikle ilgili. Onların hepsi burada. Röleleri görüyorum galiba burada. Evet. Düzgünce sigortalı röleler yapılmış. Bu arada bu olması gereken bir şey Bekir zaten. Bizim maalesef sanayimizde bu işler çok derme çatma yapıldığı için normalini görünce bile ne güzel işçilik yapmış diyoruz. Hilux'umuzu inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Araçla ilgili sorularınız, yorumlarınız olursa
yorumlar kısmında anlatabilirsiniz, sorabilirsiniz. Kanalı beğenmeyi, videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi kamplar.